Yenipazar ve Çevresi Çiftçiler Derneği Başkanı Necmettin Ünü var. Yapılması planlanan Aydın-Denizli Otoyolu'nun tarım alanları dışından geçmesini istedi. Otoyollara kesinlikle karşı olmadıklarını açıklayan Ünü var. Aydın-Denizli Otoyolu'nun Dalama üzerindeki dağlık bölgeden geçirilmesini istedi. Şimdi bu sözlerimizi, bu basın açıklamamızı yaparken yanlış anlaşılmaktan da gerçekten son derece korkarız. Otoyollara asla karşı değiliz. Otoyolların yapılmasını istiyoruz. Otoyolların yanında otoyol yapılırken bu otoyolların mümbit arazileri, verimli arazileri yok etmesine de biz karşıyız. Otoyollar gerçekten Dalaman'ın üzerinden, dağ eteklerinden geçirirse mümbit arazilerimizi korumuş oluruz. Dalama, Kırklar, Gödrenli, Alanlı, Hamzabali, Dereköy, Çulhan, Alhan, Yenipazar, Donduran, Direcik, Hamidiye, Toygar, Kırcaklı, Yazırlı, Mescitli, Dualar, Pirlibey. Bu köylerin arazilerini, en verimli arazilerini yapılacak olan otoyol tamamen tahrip etmekte. Bu yolların bir daha buradan geçtiği zaman bu verimli arazilerin bir daha elde edilmesi mümkün değil. Buna karşılık bu otoyolun dağ eteklerinden sarkıtılarak geçirilmesi de kimse karşı değil. Otoyollara asla karşı değiliz. Ama biz, bizim mücadelemiz, çiftçiler derneklerinin mücadeleleri, bizim gibi araziye, çevreye duyarlı insanların mücadelesi şu köylerden geçen otoyolun en verimli arazileri yok etmesi. Örnek vermek istersek Hamzabali köyünden Dereköy, Çulhan, Alhan, Yenipazar hattında tamamen çilek bahçeleri, narinciye bahçeleri, bunun yanında nar bahçeleri vardır. Yetişmiş verimli ağaçların ortadan kalkması söz konusudur. Ha dağa geçtiği zaman dağda zeytin ağaçları yok olacak mıdır? Evet, onlar da yok olacaktır. Ama üretimi katkı sağlayan bu sera bölgeleriyle bunun yanında nar bahçeleri, narinciye bahçeleri köylü için bir yok olmadır. Köylü çok sıkıntı içindedir. Köylü hayvancılıktan aradığını bulamamıştır, pamuktan aradığını bulamamıştır. Bu bölgelerde meyve yetiştirmiştir, sera bahçeleri kurmuştur, çilek bahçeleri kurmuştur. Ama gel gör ki bu yolla bu bölgede yaşayan üreticilerin elinden bu araziler alınmak üzeredir. Yine buna bir cevap olarak biz bu yolun karşılığını üreticiye vereceğiz. Ama bu üretici 40 sene, 50 sene bu araziden verim alacaktır. Bu araziyle geçim yapacaktır. Bu araziyle çocuğunu okutacaktır. Bu araziyle çocuğunu evlendirecektir. Bu gittikten sonra bu arazilerin dönüşü asla olmaz. Ben buradan bu bölgede yaşayan, Aydın'dan itibaren ta Kuyucu'ya kadar varan tüm muhtarları seslenmek istiyorum. Tüm çiftçi birliklerini seslenmek istiyorum. Tarişleri, diğer ziraat odalarını seslenmek istiyorum. Lütfen bunu itiraz edelim. Bu yol dağdan, dağ eteklerinden geçsin. Ben bu yolun iptal olması, bu verimli arazilerden gitmemesi için elimden ne gayret isteniyorsa göstereceğim. İmzasa imza, yoksa graderlerin önünü bile çiftçiler, üreticiler olarak yatarız. Bu bizim geleceğimiz. Bu bizim geleceğimizi, üreticilerin geleceğini kimsenin karartma hakkı yoktur. Yine söylüyorum, biz otoyollara karşı değiliz ama otoyolların da verimsiz arazilerden geçirilmesinden yanayız. Bu dikkate alınacağını umuyoruz. Bu bizim bir ihtarımızdır. Bu bizim çiftçiler olarak bir tepkimizdir. Saygılarımla.